Gelin Hanım'ın İşleri kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü harfimizde M harfimizle devam ediyoruz. Harfimizin başlangıç noktasını bir önceki harfimizin en uç bitim noktasından itibaren arada iki boşluk bırakarak yapıyoruz. Şöyle şu şekilde, hangi harf olursa olsun önceki harfimiz, onun en uç kısmı neresiyse oradan sonra iki tane kare boşluk bırakarak üçüncü karemizi doldurmakla başlıyoruz. Fakat yukarı doğru ilk önce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kare boşluk bırakıyoruz ve 8. kareyi dolduruyoruz. Yani ne yapmış olduk burada? Bir önceki harfimizle arada iki kare boşluğumuz olmuş oldu. Ve 3. kareyi doldurmuş oluyoruz. Şöyle oradan işaretlediğim yerden iğnemi çıkarıyorum. Şimdi burada sol tarafa doğru bir tane çarpı yapacağım. Çarpımı tamamlayacağım. Yanına bir tane çarpı yapıyorum. İkinci çarpımı yaparken buraya batıp arada bir tane kare boşluk bırakarak ikinci kareyi dolduracağım. Şimdi şuraya batacağım. Şöyle yakın göstereyim. Şu şekilde çaprazdan iğnemi çıkaracağım. Buraya 3 tane yan yana çarpı yapmam gerekiyor. 1 2 Üçüncüyü yaparken burada arada bir kare boşluk bırakmıştık. Burada iki tane kare boşluk bırakacağız. Onu da şu şekilde yapacağız. Bu üçüncü çarpımızı yapmak için battığımızda buraya bir iki kare boşluk bırakıp üçüncü kareyi doldurmak için şu sol alt deliğinden çıkarmamız gerekiyor iğnemizi. O yüzden şöyle çapraz bir şekilde geldim. Buraya da üç tane çarpı yapıyorum. Şimdi geriye dönüp bu çarpıları tamamlıyorum. Bu çarpıyı tamamlarken çapraz bir şekilde şuradaki çarpıya geleceğim. Şu şekilde aradaki iki kare boşluğumu bırakarak devam ediyorum tamamlamaya. Bunu da aynı şekilde batıp çapraz aşağı doğru şu şekilde karşıya geçtim. Arada bir boşluğumu tekrar bıraktım. Buradaki iki çarpımı da tamamlıyorum. Ve hemen bir alt sıraya şu şekilde geçiyorum. Burada üç tane çarpı yapacağız. 1 2 Üçüncü çarpımızı yaparken arada iki tane boş kare bırakacağız burada. Şurada 3 tane kare çarpı var ya, şu üçüncü karenin altını dolduracağız. Oraya gelmek için de şu iğnemizi şuradan çıkarmamız gerekiyor. Şimdi buraya 1 2 üçüncü için batıyorum ya. Battım. Hemen çapraz bir şekilde o bahsettiğim üçüncü çarpının altından şu şekilde çıkıyorum.
Buraya da 3 tane yapalım çarpı. Üçüncüyü batarken aynı şekilde şurada yapmış olduğumuz 3 çarpıdan sonuncunun altını dolduracağız. Şu 3. çarpı var ya, onun altındaki kareyi dolduracağız. İğnemi şuradan çıkarmam gerekiyor benim. Şu şekilde batıyorum. Direkt oraya çapraz bir şekilde geçtim. Buraya da 2 tane çarpı yapalım. 1 2 Geriye dönüp bu çarpıları tamamlayalım. Ve çapraz bir şekilde aradaki iki boşluğumuzu, boş karemizi bırakarak şu şekilde geçelim. Bu 3 çarpımızı da tamamlayalım. Aynı şekilde bu aradaki iki boşluğumuzu bırakarak şu şekilde çapraz karşıya geçelim. Ve bu 3 çarpımızı da tamamlayalım. Şimdi 3. çarpımızla beraber bir alt sıraya geçelim. Batıp bir alt sıraya. Burada 2 tane çarpı yapalım. 1 İkinciyi yapmak için batalım ve arada 3 tane boş kare bırakalım. Karşıya geçelim. Şimdi buraya battıktan sonra şöyle yakınlaştırayım. İkinci çarpımız için batıyoruz. Arada 3 kare boşluk bırakıp 1 2 3 şu 4. kareyi dolduracağız. Şuraya gelmemiz gerekiyor. Yani şu 3 çarpının hemen altı oluyor burası. Buraya batıp çapraz bir şekilde şu şekilde gelelim. Buraya 2 tane çarpı yapalım. 1 İkincisini batalım. Aynı şekilde arada 3 tane boş kare bırakalım. Karşıya geçelim. Geçeceğimiz yerde buraya battıktan sonra 1, 2, 3 kare bırakıp şurada 2 tane çarpı var ya, hemen onun altını dolduracağız. 2 tane de aynı şekilde 2 tane yapacağız onun altına. Şu şekilde batıp şu şekilde alt tarafa geçelim. Buraya 2 tane çarpı yapalım. Şimdi şöyle yakınlaştırıyorum. Geriye dönüp bu çarpılarımızı tamamlayalım şimdi. Şu şekilde. Buraya batıp çapraz bir şekilde şöyle alt ucuna gelip çarpılarımızı tamamlayalım. Bu 2 çarpımızı da aynı şekilde arada 3 tane boş karemizi bırakıp şu şekilde çapraz karşıya geçelim ve çarpılarımızı tamamlayalım. Çarpımızı da tamamlayıp bir alta geçelim. Geçtik. Şimdi devam edelim. Şöyle daha iyi oldu sanırım görüntü. Buraya 2 tane çarpı yapalım. 1 İkinciyi yaparken iğnemize hemen şuradaki yapmış olduğumuz 2 çarpı var ya, onun altını aynı şekilde 2 tane çarpı yapacağız altına. İğnemizi
şuradan çıkartalım. Buraya batalım ve iğnemizi şu şekilde, tam gösteremedim sanırım ama ipimi çıkardığımda daha net oluyor. Şöyle. Buraya iki tane çarpı yapalım. İkincisini yaparken de aynı şekilde 3 tane kare boş bırakalım. 1 şöyle geri dön. Buraya battıktan sonra 1, 2, 3 kare boşluk bırakalım ve hemen şunun altına 2 tane çarpı yapacak şekilde şuraya gelelim. Buraya batıp iğnemizi şu şekilde çıkardık. Buraya 2 tane çarpı yapalım. Geriye dönelim. Çarpılarımızı tamamlayalım. Şu şekilde geldik. Hemen bir alt sıraya geçelim. Yavaş yavaş harfimiz netleşmeye başladı, değil mi? Şimdi buradaki yapmış olduğumuz işlemi aynen tekrar ediyoruz. Alt sıraya iki tane çarpı yapıyoruz. Bir. İkinci çarpımızı yaparken arada 3 kare boşluk bıraktıktan sonra şuraya geleceğiz. Buraya batıp buraya da iki tane yapalım ve çapraz bir şekilde karşıya geçelim. Bir tane çarpı yapalım ve geri dönelim buradan. Aynı şekilde karşıya geçelim. Bu çarpılarımızı da tamamlayalım. Batıyoruz. Yine aynı şekilde arada 3 tane kare boşluk kalacak şekilde karşıya geçiyoruz. Yine iki tane çarpı. Yine arada 3 tane boşluk kalacak şekilde karşıya geçiyoruz. Buraya da iki tane yapalım. Geriye dönüp çarpıları tamamlayalım. Şöyle çapraz bir şekilde aşağı doğru geçelim. Alt sıraya geçtim.
şu ikililer, ikili çarpılılar var ya, ikişerli çarpılılardan 5 sıra yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5'incimi yapıyorum. Aynı şekilde çapraz 3 kare boş bıraktım. Karşıya geçtim. Bir, ikinciyi batıp karşıya geçtim. Alt sıraya geçtim. Şimdi buraya 4 tane çarpı yapacağız. Bir tanesini L harfimize doğru, sola doğru bir tane tamamlayalım bu çarpımıza. Şöyle. 3 tane de yanına yapalım. Şimdi üçüncüsünü yaparken buraya batıp çapraz bir şekilde bir kare boşluk bırakalım. Şu şekilde. Şu şekilde. Buraya da 4 tane çarpı yapalım. 1 2 Dördüncüyü yaparken yine şurada olduğu gibi bir tane boş kare bırakacağız. Şu kareyi ve buraya geçeceğiz. Buraya batıp hemen aynı karenin çaprazından şu şekilde çıkacağız. Buraya da 4 tane yapalım. 1 3 Bir tane daha yapalım. 4 Geriye dönüp bu çarpılarımızı tamamlayalım. Aynı şekilde çapraz aşağı doğru arada bir boş kare bırakalım. Şöyle. Ve son çarpımızla ipimizi alttan çıkaralım. M harfimizi de bu şekilde tamamlamış olalım. Arka tarafını gösterelim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Herkese teşekkür ederim şimdiden. Hepinize kolay gelsin. Hoşça kalın.